Gelelim otomotiv sektörüne. Pandemi sonrasında ilk kez sıfır araç fiyatlarına aylık bazda zam gelmedi. Hatta birçok marka elindeki stoğu eritmek için kampanyalar başlattı. Yani hem sıfır hem de ikinci el otomobilde rüzgar bu kez tersine döndü. Haziran ve Temmuz ayına göre yaklaşık %5 ile 10 civarında fiyatlar geride geldi kampanyaların etkisiyle. Sıfır otomobilde rüzgar artık tersine döndü desek yeridir. Bayiden içeri girdiğinizde araç bulabiliyorsunuz ve 45-50 güne çıkan bekleme süresi neredeyse 10-15 güne kadar düştü. Bununla birlikte birçok marka stoğunu eritebilmek için kampanyalara başladı. Kredi kampanyaları, takas alım kampanyaları, takas fiyatı indirim kampanyaları gibi. Pandemi döneminde başlayan çip krizi ve tedarik sorunu yerini sıfır araç bolluğuna bıraktı. Birçok marka yaklaşık 2 yıl sonra zam yapmadı. Çünkü stoklarda araç olmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararları döviz kurunu gevşetti, kredi faizlerinin yükselmesi ise talebi düşürdü. Fiyatlar yerinde sayınca markalar kampanya yarışına girdi. Birçok marka kampanyalara başladı ancak akla şöyle bir soru geliyor. Aralık ayı beklenirse yani yıl sonuna doğru bu kampanyalar daha fazla hız kazanabilir mi? Ya da daha doğrusu şu an otomobil almak için mantıklı bir zaman mı? Aslında şu anda tam fırsatı çünkü etrafımızda yaşanan jeopolitik olaylar nedeniyle kurun yukarı doğru hareketini görüyoruz. O yüzden bir an önce araç ihtiyacı olanların aracını almasının büyük fayda var. Sıfır araçlardaki kampanya ve araç bulunabilirliği ikinci el piyasasını da doğrudan etkiledi. İkinci elde neredeyse yaprak kıpırdamıyor desek yeridir. İkinci el otomobilde hem talep hem de fiyatlar düşüyor. Orada çok suni bir kabarık köpük vardı. O köpük şu anda gitti. Yani yaklaşık orada fiyatlar da 50 bin lira 100 bin lira civarında geri geldi.